Herkese hayırlı günler diliyorum. Bir önceki videomuzda ezan nasıl okunur, lafızları nasıl düzgün telaffuz edilir, bununla alakalı ders videomuzu çekmiştik. Şimdi ise ezandan sonra yapılması gereken ezan duası nasıl okunur, bununla alakalı videomuzu çekiyoruz. Ezan duası Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuş. Kim ezan okunduğu zaman, ezanı duyduğu zaman bu duayı okursa, sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı okuyor. Şu sarıyla işaretlediğim yer Bukhari'nin rivayetinde yok ve diğer rivayet hadis rivayetlerinde yok. Bu duayı okursa sonunda diyor ki hallet lehu şefaati yevmel kıyame. Kıyamet günü kendisine şefaatim vacip olur. Şimdi bu duanın tahlilini yapalım. Ve derecete rafi'a, bu hadislerde belirtilen kısım da yok bu ezan duasının. Ve derecete rafi'atel aliye, mesela bazen de bu şekilde de ilaveler yapılıyor. Ama Peygamberimizin yapmış olduğu duada bu ilaveler yok. Dolayısıyla biz bunu belirtelim. Asıl olan Peygamberimizin ağzından nasıl telaffuz edildiyse o şekilde yapmak. İnneke la tuhliful mi'ad ise yine Bukhari'nin rivayetinde yine yok burası. Sadece Beyhaki bunu ilave etmiş hadis alimlerinden yine. Ama bunun söylenmesinde bir beis olmadığını söylüyorlar alimlerimiz. Ama şu rivayeti söylemenin de şu lafızı söylemenin çok uygun olmadığını söylüyorlar. Biz belirtelim. Takdir sizin. Okuyalım beraberce. Allahümme Rabbe hâzihi da'veti tamme. Şurada duralım. H diye duruyoruz. Allahümme Rabbe hâzihi da'veti tamme ve salatil kaime. Şu T'lerde duralım. Yuvarlak T'lerde H diye duruyorduk. Ve salatil kaime ati Muhammed'e nil vesile vel fadile. Bakın buraya. Muhammed'e nil vesile vel fadile veb'ashu veb'ashu peltek ayın veb'ashu meqamen mahmuden illezi ve'atte ve'atte. Burada dal harfi var ve T harfi gelmiş. Burada idgam yapılıyor. Bunu ikisinde T okuyoruz. Başka bir tecvid kaidesi. Tecvid derslerimizde göreceğiz burayı da. Ve ad te demiyoruz da ve ad te diyoruz. İnneke la tuhliful mi'ad. İnneke la tuhliful mi'ad. Bir daha okuyalım. Allahümme Rabbe hâzihi da'veti tamme ve salatil kâime âti Muhammede nil vesilete vel fadile. Şurada arkadaşlar Muhammeden sonra elif lam takılı yere geçiyor. Buradaki Muhammeden derken bir nun harfi var ya, en sesi veriyoruz. O nuna esre veriyoruz. Muhammede
ni yapıyoruz. Muhammed'e nil vesile veya el vesilete vel fadile. Burada durabiliriz. Bir daha okuyalım şuradan. Ati Muhammed'e nil vesilete vel fadile fadile veb'athü meqamen mahmuden illezî ve'atte. Burada da aynı şekilde de ni yapıyoruz. Mahmuden diye demiyoruz. N'ye de hareket veriyoruz. De ni. De burada zaten gördüğünüz gibi burada yazılmış altta. Muhammeden illezî, bir daha alalım. Veb'athü meqamen mahmuden illezî ve'atteh inneke la tuhliful mi'ad. İnneke la tuhliful mi'ad. Şuraya okumadık. Hadiste geçmediği için buraya okumadık. Ama yine nasıl okunduğunu gösterelim. Ve derece terrafi'a. Ve derece terrafi'a. Bazı kişiler ise mesela ve derece terrafi'atel aliye. Mesela bu şekilde de ilave edenler oluyor. Daha evvel de dediğimiz gibi hadiste burası belirtilmediği için Peygamberimiz bu şekilde yapmadığı bir duayı biz yapmayı tercih etmiyoruz. Onun ağzından nasıl çıktıysa o şekilde telaffuz etmeyi daha uygun buluyoruz. İnneke la tuhliful mi'ad ise hadis alimlerinden Beyhaki'nin rivayetinde var. Burayı ilave etmekte de bir beis görmüyoruz. Manasını verip dersimizi tamamlayalım. Allah'ım, ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ver. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.